Selamlar arkadaşlar. Ben Deniz. Alpha Games ekranlarındasınız. Bugün sizlerle Anthem'ın açık betasında nelerle karşılaştığımı ve yaklaşık 20 saatlik bir deneyimimi sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bu video iki bölümden oluşacak. Birincisi bugün oynayacağımız yaklaşık 1 saatlik bir Anthem'ın açık dünyasına göz atacağız ve açık dünya etkinliklerini deneyimlemeye çalışacağımız birinci bölümü, ikinci bölümü de dungeon yani zindanlara girip bosslarla kapışacağımız bir video olacak. Bugün serbest takılma, craft ve oyunda bizleri çıktığı zaman açık dünyasıyla neler bekliyor, neler bekleyebilir, neler görebiliriz bunların üzerine kafa yoracağız. Bu arada bu videoyu hazırlarken sadece kendi deneyimlerimden yararlanmadım. Aynı zamanda internetten bir sürü kişinin yorumlarına da bir baktım ve hepsinin toplamında kendi fikirlerimle başkalarının fikirlerini sizlere sunmaya çalışacağım. Artık başlayabiliriz. Şu anda Fort Tarsus diye bir yerdeydi. Yanlış hatırlamıyorsam ismini. Kalemizdeyiz. Yani insanların burada birlikte yaşadıkları kaledeyiz. Şu anda bir sürü NPC ile etkileşime giremiyoruz. Bu arada facecam koymadım. Tamamen ilginizin, odağınızın oyunda kalmasını istiyorum çünkü. Burada ben çok da önemli değilim şu anda. O yüzden koymadım. Ana meydana çıktığımızda ise karşımızda bizi işte o meşhur oyunda Javelin olarak geçen bizim Iron Man suit dediğimiz suitimiz bekliyor. Benim suitim zaten direkt Iron Man suiti bu arada. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken yer burada bir tane vault'umuz var. Yani bizim kasamız. Item'larımız buraya toplanıyor ve buradan gördüğünüz gibi shotgunlarımız, silahlarımız, diğer işte klaslara özel item'lar. Yani aynı şekilde cluster özel gear itemları, craft malzemelerimiz, işte artık işaretliyseniz çöpler falan gibi. Ya bu sizin kasanız olmuş oluyor. Oyunda bir craft sistemi var. Craft sistemini ben sevdim. Hemen zırhınızın yanına çıkmadan şurada bir tane forge var. Buraya tıkladığımız zaman böyle bir menü karşımıza çıkıyor. Ben açık betada, daha doğrusu demoda şu ana kadar iki tane karakter açabildim. Birincisi oyunun bize verdiği Ranger karakteri. Bu arada karakterim full şu anda. Bu değil ama Storm full. İkincisi de çok merak ettiğim Storm karakterim. Storm karakterim full bu arada. Yani demoda ulaşabileceği full potansiyeldi. Onu da belirttim. Yalnız renklerim böyle değildi benim. Benim renklerim böyle değildi. Allah Allah. Renklerim sıfırlanmış. Her neyse ben onu ayarlarım. Renklerim böyle değildi ama. Neyse önemli değil. Bugün zaten Ranger ile oynayacağız. Şimdi ben buradan tekrar bir değiştireyim. Bugün açık dünyada Ranger ile oynayacağız. Bir sonraki videomuzda da Storm ile oynayacağız. Onu da söyleyeyim. Zaten şu anlık iki tane karakterim var. Şöyle dediğim gibi şuradan loadout'unuzu ayarlıyorsunuz. İşte silahlarınız, skill'leriniz, onları ayarlayabildiğiniz yer. Buradan da görünüşünü ayarlayabiliyorsunuz. Örneğin chest'te şu anlık açık beta'da sadece bunlar var. Gördüğünüz gibi. Sağ üstte en önemli kısım, şuradan loadout'a geldiğimizde görecek. Bu karakterinizin gear skoru. Benim şu anda 133. 19 seviye itemlar takılı ve mavi itemlar takılı. Şu anda mavi item üzerinde bir item yok oyunda. Tek bir tane item'da yaptığım zaman 134 maksimum gear skoru ve 15 level maksimum level şu anda. Yani hard modda her yere çok rahat tek başına bile yapabilen bir karakter ki birazdan göreceksiniz. Item'ınızı ayarladınız, artık tecrübe etmeye başlayacaksınız. Buradan hemen suitimize atlıyoruz. Bu arada 970 ekran kartları oynuyorum. Oyun ayarları medium'da, kayıt altında da aldığımı, kayıtta da olduğumu düşünürsek medium'da. FPS'imde sol üstte zaten görüyorsunuz. Optimizasyonu çıktığı zaman daha iyi olacaktır ama çok da kötü değil optimizasyon. En azından FPS düşse bile oyunun akıcılığı çok fazla kaybolmuyor. Şu an burada oyunun işte haritası. Harita şu an çok kısıtlı tabii ama normalde baktığınız zaman gerçekten büyük bir haritası var diyebiliriz ki bunun tek harita olmayacağını söylüyorlar. Hemen gözümüze iki yer çarpıyordur zaten. Burası işte bizim kalemiz. Tarsis Kalesi. Bu görevimiz, burası dungeon dediğimiz yer. Bunlar da free takılabileceğimiz bölgeler. Şimdi burada yapacağımız iş, buradan bir tane free bölge seçeceğiz.
Zorluğu en fazla hard alabiliyoruz şu anda. Hard diyeceğiz ve deneyimi başlatacağız. Uzun bir yükleme ekranının ardından sonunda giriş yapmayı başardık. Taretlerimiz burada bir şeyleri savuşturuyor yanlış görmüyorsam. Kalenin korumaları. Ne oldu? Kaleye saldırı mı var ya? Neyse onları birazdan hallederiz. Şimdi açık dünyadaki olayımız ne? Niye açık dünya var bu oyunda? Ondan biraz bahsedelim. Şimdi açık dünyada bize söylenene göre ve benim karşılaştığıma göre kendiliğinden gelişen açık dünya eventları var. Bunlarla hem XP kasabiliyorsunuz, hem materyal çıkartıyorsunuz, hem de şey yapıyorsunuz. Yani craft malzemeleri çıkartıyorsunuz ve serbest takılıyorsunuz. Craft malzemelerinin bazılarını dungeonlardan çıkarttığınız eski itemlarınızı parçalayarak elde ediyorsunuz. Bazılarında örneğin bir tane bitki var. Onu da buradan toplamanız gerekiyor. Yani oyun sizi şimdilik biraz böyle materyal toplamaya itiyor. Bu daha sonra NPC'lerde satılır mı? Açıkçası bilmiyorum ama benim hoşuma gitti çünkü canlı ve güzel bir açık dünyası var. Dünyasının kendi bir ekolojik sistemi var. Biz varız. Bir de Skars isimli bir tür daha var. Bunlar da yine bizim gibi uzaylı olduğunu varsayıyorum. Daha doğrusu onların uzaylı olduğunu varsayıyorum. Burasının yerleri mi emin değilim. Oyunun hikayesi konusunda çok fazla bilgi yok elimizde açıkçası da ben de demoda olduğumuz için çok fazla hikayesini araştırmadım. Hikayeden çok az bir bölüm oynayabiliyoruz ama bizim amacımız bu dünyada keşfetmek ve araştırmak olduğunu çok rahat söyleyebilirim. Şimdi açık dünyaya baktığımız zaman zaten oyunun biraz kıyaslandığı türlere de gelmek istiyorum açık dünya olduğu için. Öncelikle tabii ki en çok kıyaslandığı oyun Destiny. Ben Destiny oynamadım ama oynayan arkadaşlarımla sohbet ettiğimde bana Destiny'den biraz daha farklı olduğunu söylediler. Benzer yanları var ama kesinlikle bir Destiny değil. Yani Destiny çakması bir oyun olmadığını söylediler. Ben kendim oynamadığım için bir şey diyemeyeceğim. Fakat diğer oyunlara gelecek olursak işte The Division'a benzetenler olduğu hiç katılmıyorum ben şahsen. Şu hali bile The Division'dan daha çok içerik sunuyor bizlere açık konuşmak gerekirse. Açık dünyası çok güzel. Dediğim gibi durmadan sağdan soldan bir şeyler çıkabiliyor ve bunlara bulaştığınızda bir göreve bağlayabiliyor. Bu mesela çok iyi bir özellik. Birazdan göreceksiniz zaten. En doğru bulduğum yorum ise daha çok kıyaslanan oyunlardan biri yine. Warframe ve Mass Effect'in karışımı bir oyun olmuş diyenlere ben de katılıyorum. İki oyunda oynadım ve doğru. Warframe ve Mass Effect karışımı bir oyun olmuş. Mass Effect zaten BioWare'in yani oyunu yapan firmanın oyunu. Warframe'de kendi çapında çok iyi ilerleyen bir oyun. Uzun zaman oynadım oyunu ben de. Ve katılıyorum ama inanın çok zevkli bir oyun şimdilik bizleri bekliyor gibi. Şimdi bizim burada neyle kapışıyorlarmış göremedim ama. Şimdi bizim derdimiz bugün açık dünya eventlarına bulaşmaya çalışmak ve materyal toplamak olacak. O craft materyalleri bir çeşit bitki toplamaya çalışacağız. Şuradan bakıyorum var mı? Artık bulmaya çalışacağız bir şekilde. Açık dünyaya girdiğiniz anda oyun sizin yanınıza 3-4 kişi falan atabiliyor ama onlara takılmak zorunda değilsiniz. Fakat bir yerde bir event başladığı zaman yardıma gelmeleri sizin işinize geliyor açıkçası. Onu da söyleyeyim. Bir de hard'ta oynuyorsanız çok daha işinize giriyor. Ben silah olarak şimdilik taramalı silahlar kullanıyorum. Taramalı dediğimiz ağır makineli silahlar kullanıyorum. Vuruş hissi daha çok hoşuma gitti. Yalan söylemeyeceğim. O yüzden onları kullanıyorum. Kendim craftladım hepsini. Çok da iyi yaptığımı düşünüyorum açıkçası. Çünkü hakikaten demeçleri çok iyi. Evet, burada bir materyal var örneğin. Gördüğünüz gibi. Craft işimize yarayacaktır. Grafikleri çok iyi. Tekrar söylüyorum. Medium ayarlardayız. Bunun bir de height'ı, might'ı var efendim. Siz düşünün. 970 ekran kartı bu kadar kaldırıyor. Bunlar ekolojik sistemin canlıları. Ya yani burasının yerleri aslında. Biz tabii ki insanoğlu olarak hemen katletmeye, yıkmaya, biçmeye başladık. Ne oluyor be? Doğal olarak insanoğlu. El attığımız her şeyi bok etmemiz gerekiyor bildiğiniz gibi doğada. Bizim öyle huylarımız var. Ben de türümün öngördüğü şekilde saldırıyorum. Bunlara sadece arkadan vurabiliyorsunuz. Önden gördüğünüz gibi sıfır yiyorlar. Çünkü kabukları çok sağlam. Çok da sağlam olduklarını da söyleyemeyeceğim. Yine ekolojik sistemin burada bir canlı türünü görüyoruz. Gergedanımsı bir şeyler. Saldırmayacağım. Onun yerine materyal aramak asıl amacım olacak. Ama onlar bana saldıracak büyük ihtimal.
Bu arada kapının önünde sanırım bir çocuğu öldürüyorlar şu an. Acayip sesler geliyor. Camım açık ama. Neyse ölmüyordur herhalde. Evet. Bitkileri gördüğüm kadarıyla daha çok şeydeler. Sulak alanlarda çıkıyor. Bitkiler. O yüzden ben de buralarda takılıyorum. Bakalım hiç bulabilecek miyiz? Burada güzel bir yapı bizi karşılıyor. Genelde şuralarda oluyor bitkiler ama artık spawn olmamışlar. Böcekler mi yemiş? Ne yapmış? Allah! Ne oluyor be? Canım senin derdin ne? Şu silahı daha çok sesi seviyorum. Birinin 100 mermisi var, birinin 40. Bu defa ekolojik sistem bize bulaştı abi. Yapacak bir şey yok. Var mı daha? Ranger klası oyunun biraz daha yıkım döküm klası diyebiliriz. Yani tam bir Iron Man ya. Roketler falan filan. Yani DPS'i iyi bir sınıf ve kendini koruyabilen de bir sınıf. Ben sadece Storm ve Ranger oynayabildim. Storm'da geldiğimiz zaman konuşuruz. Ben biraz Ranger sınıfını övmek istiyorum. Yani kombatı çok zevkli. Ağır silahlar kullanıyor. Ultisi falan çok iyi. Yani oyunun savaşçı sınıfı diyelim hadi. Savaşçı sınıfı. Her şeyden biraz olan sınıfı. Yüksek dedi damage, dayanıklılık. O tarz bir sınıf. Burada mesela bir şey varmış. Evet. Burayla ilgili bilgi aldık mesela şu anda. Yani ne olduğunu açıkçası çok okumayacağım ama bu bölgenin ne olduğunu öğrenmiş olduk böylece. Yani oyunun lore'unu öğretiyor aslında oyun bize şu anda. Nereye gittiniz ya? Savaşacaktık. Bir yandan materyal, bir yandan da bir event artık şansımıza çıkarsa, ki çıkar büyük ihtimal. Allah! Lan şimdi sizden hiç kimse yoktu. Bu arada silahlarımın çok sağlam olduğunu söylememe gerek yoktur herhalde. Sniper falan kullanmadım ben. Bu silahlarla ilerliyorum ama oyundaki en yüksek seviye silahlara sahibim şu anda. Onu da tekrardan bir belirteyim. Evet. Bir şeyler bulduk. Şu an bir event'a denk geldik örneğin ama ne tarafta? Şurada mı? Yani burada kırmızı bir şeyler var ama evet. Burası evet. Valla materyal şu an göremedik arkadaşlar. O yüzden en azından göreve sadık kalayım. Şimdi burada yapmamız gereken şey buradaki sinyal kaynağını şu gördüğünüz ışıklardan koymak. 6 tane koymamızı istiyor. Ama uçmamızı engelleyen bazı böyle bulutumsu şeyler var. Onlardan da kurtulmamız gerekiyor. Şu ışığı da buradan alacağız. Bakın üstümüzde şu anda ışıklar. En fazla 3 tane alabiliyoruz diye biliyorum. Bir tane de şurada var. Tamam, bunları koyalım şimdi bir. Overheat oldum bu arada yani. Karakterimin şeyi çok ısındı. Giysisi. Onu da sağlayan anda bu.
Başka nerede var? Sakin, sakin, sakin. Sakin. Yağmur da başladı bu arada. Başka nerede var ya? Gerçi o bana gösteriyor. Evet, gördüm. Tamamdır. Bir tane de şurada varmış. Ve hazır. Gördüğünüz gibi bu en ufak eventlerden biriydi. Ve burası açıldı. Şöyle bakayım. Evet. The Well diye bir yer açıldı. Evet. Burasını açtık. Girelim bakalım. Merak ettim. Evet. Yükleme ekranı. Şu an rastgele bir event'tayız örneğin. Hatta bu senaryo bölümü galiba. Emin değilim ama. Senaryo bölümüyse yapmak istemiyorum açıkçası çünkü... Ha yok, değil galiba. Orada bir... Colossus var, evet. Ash Titan. Tek başıma indirebilir miyim? Hiçbir fikrim yok bu arada. O şey bana mı geliyor? Neyse. Şu an dünya event'ındayız bu arada. Bir tanedir şu an. Oy. Tamam, sıkıntı yok. Zırhım patladı. Ya burada can çekebileceğim hiç kimse yok bu arada. O yüzden canıma dikkat etmem gerekiyor. Neyse, ultiyi kullanmak zorunda kaldım biraz. Patlayacak mısın sen? Ay! Tamamdır. Evet, şimdi ne yapıyorum? Vallahi içeriden çıktım açıkçası, ne yapacağımı da anlamadım. Ve bu arada bitkiler spawn olmuş. İşte craft'ta bize lazım olacak bitkiler. Bunları bulmak zor oluyor bu arada. Yani gördüğümüz anda toplamak mantıklı olacaktır. Ya demonun insanlara sunmaya çalıştığı şey şu. Hani mekanikler nasıl? Açıkçası demonun bize en çok vaat ettiği şey bu şu anda. Yani uçmak, kaçmak, savaşmak, vuruş hissi. Hepsi mükemmel arkadaşlar. Yani uçması, savaşması inanın çok keyifli. Onu söyleyebilirim yani. Yani mekanikler sıkmıyor, rahat. Skill'lerinizin tipini değiştirebiliyorsunuz. Diğer oyuncuların karakterleriyle birlikte kombolar yapıp daha fazla damage'ler çıkartabiliyorsunuz. Örneğin dondurulmuş bir rakibe Storm karakterinde dondurma özelliği var eğer kullanıyorsa. Onu uyguladığınızda bizim ağır böyle parçalayıcı silahlarımızla çok daha fazla damage vurabiliyoruz. O da bir anda böyle kombonun verdiği o inanılmaz damage ile bir anda keyfiniz artıyor. Diğer karakterler için de geçerli. Her karakter birbiriyle kombolu bir şekilde oyunu oynayabiliyor. Bunlara dikkat ederseniz bu arada işte Scar türü. Bunlar mı uzaylı, biz mi anlayabilmiş değilim henüz. Bunlar böyle kötü adamlar diyeyim. Bunun zırhı varmış örneğin ama dediğim gibi benim silahım çok iyi olduğu için şu an beni pek bağlamıyor. Bunlar buradaysa burada bir event olma ihtimali var bu arada.
Bunu da söyleyeyim. Şu an yağmur yağdığı için örneğin karakterimin zırhı çok daha ağır overheat oluyor. Yani ağır ısınıyor. Uçmam daha uzun sürecektir bu havada. Onu da söyleyeyim. Solda görüyorsunuz zaten. Cold at yani. Soğuk şu anda. Bu arada ne kadar çoksunuz ya. Çoksunuz ama boşsunuz yani. Niye buradaydılar acaba? Oo, orada sağlam bir boss var. Oo. Şöyle kalkız açalım. Bir zırhını yeniledin sen şimdi. Bunlar bu arada benim klasıma çok benziyorlar. Ranger'a. Silahı da fazla vuramıyorum, bu daha iyi. Yani kalkanı indirdikten sonra sağlam bir damage vuramazsan onu sabaha kadar kapışacağız. Fazla kalabalıklar. Kilitlendi. Ya yani benim klasımın hemen hemen aynısı. Gördüğünüz gibi. Az öldürebilirler beni yani. Özellikle şu. Canını bayağı bir indirdim ama benim de cana ihtiyacım var. Mermi mi diye bitiyor bu arada? Şu arkada öldürdüklerimden hel falan bulabilir miyim acaba? Burada var. Gerçekten sağlammış bu arada. Bayağı uğraştırıyor şu anda. O da bana attı. Şuradan mermi alalım. Can alalım. Bunlar moblardan düşüyor bu arada. Şunu alalım. Neredesin? Güzel bir kapışmaya denk geldik bu arada. Bayağı şu an sanki PvP'deymişim gibi hissettim kendimi. Sonunda. Evet. Güzel kapıştık. Ufak tefek takılmalar oluyor arkadaşlar. Onlar artık mazur görün yani. Normal. Şimdi neden buradaydı bunlar acaba? Gözcü ekibiydi herhalde. Herhangi bir event görünmüyor çünkü. Burada bir şeyler var. Ranger parts. Kıyafet malzemeleri. Peki. Aşağıda bu arada bitki var.
Çok güzel. Şurada da vardı bir tane. Harika. Ya şu open world muhabbeti açıkçası biraz böyle girip stres atma gibi olmuş. Tabii şu an çok fazla bir olay yok içerisinde ama eğer güzel süsleyebilirlerse bu açık dünyayı görevler anlamında. Ah, ne vuruyorum be? Hani bu eventların sayısı, mesela haftalık eventlar, yani açık dünya bossların açık dünya bosslarının çıkma saatleri gibi şeyler eklerlerse bence çok zevkli olabilir. Yani itemlarımızı gördüğümüz kadarıyla kendimiz craftlayacağız. Dungeonlardan ve bu tarz eventlardan çıkan eşyalar genellikle craft malzemeleri oluyor zaten. Tabi silah falan da atıyor ama ben şu anlık gözlemlediğim kadarıyla kendi yaptığım silahlar çok daha etkili. Yani çok daha güçlü oluyor. Onu da söyleyeyim. Şimdi aşağıda başka materyal var mı? Şöyle bir uçalım bakalım. Şöyle bir gidelim bakalım. Bu arada haritaya hiç bakmıyorum. Genelde bakmayı sevmiyorum haritaya. Şu anlamda sevmiyorum. Yani kafama göre takılmayı daha çok seviyorum diyeyim. Özgürce. Haritada bir yerlere gitmek değil de. Rüzgar bizi nereye atarsa mantığı, anladınız? Aa, chest bulduk. Oo, çok güzel. Bunlar hep işte craft malzemeleri bu arada. Tabii ki mavi itemler şu anlık en iyi. Demo itibariyle. Burada yine Gergedanuslar var. Buradan topukluyorum. Evet. Tarsus Fall. Su altı dünyası. Ama pek de bir şey yok gibi şu anda. Bu arada su kontrolleri inanılmaz zor. Alışmanız gerekiyor. Ben su altındaki mouse hassasiyetimi fulledim yani. Anca öyle kontrol edebiliyorum. Çok hafif böyle dönüşlerle sadece elim W'da ve full mouse kontrolüyle, yoksa olmuyor yani. Tamam. Şuradan yukarı çıkalım bakalım. Manzara eşliğinde. Evet, çok güzel bir bulut ve ufak bir sis böyle. Bu arada burası geldiğimiz yer. Şuradan başlamıştık. Aa, materyal var. Bayağı topladık bu arada. Burada da varmış. Çok güzel. Şöyle gideceğiz. Aşağıda bir şeyler oluyor. Evet, burada bizimkiler var. Partimizden elemanlar. Acaba ne yapıyorlar burada? Bir Storm ve bir tane Colossus.
Acaba bir event mi bulduk? Materyal topluyorlar galiba onlar da benim gibi. Eyvallah. Bu ihtimal onlar da benim gibi materyal topluyorlar. 4 kişi olmuşuz bu buralarda. Ups. Burası da bir junkyard gibi bir yer böyle. Kim yapmışsa artık bayağı inşa olmuş bir yer gibi. Bir çeşit madene girdik galiba. Hazır yükleme ekranındayken yükleme ekranları uzun. Yani çıkınca tabii ileride iyileşecektir. Bu yine kısa hali. Nereye gitti, gitti o ya? Bizim derdimiz materyal toplamak şu anda. Şurası tam bir Borderlands bölümü örnek verecek olursak. Ben öyle diyorum. Şurası bana açıkçası Borderlands'ı çok hatırlatıyor. Borderlands oynayanlarınız varsa ve dungeon sistemini biliyorsanız onun hissini çok aldım ben. Onu da söyleyeyim. Hep böyle bir görev peşindesiniz, bir şeyler oluyor falan, durmadan ufak tefek bosslar çıkıyor. Bir yerleri korumanız gerekiyor. Nereye geldik? Olay da görünmüyor ama. Ufaktan bir müzik aksiyonu veriyor arkadan. Bir şey olacaksa olur. Şu anda olacaksa bir şeyler olur. Pek de bir şey olacakmış gibi görünmüyor. Kapalı alanda da FPS'in 70'lere çıktığını, sonra bir anda 50'lere indiğini de görebiliyorsunuz bu arada. Muhtemelen optimizasyon daha da iyileştirilecektir. Yani bunun demo olduğunu varsayarsak ki, bu demoda gördüğümüz her şeyi E3 fuarında da görmüştük. Muhtemelen E3 fuarından kalma bir demo oynuyoruz şu anda. Yani optimizasyon anlamında da biraz eski bir demo oynuyoruz gibime geliyor. Yani çıktığı zaman çok daha iyi olacağına kesin gözüyle bakıyorum ben şahsen. Evet, burada bir hareket var. Aa! Aşağı attı beni.
Ne vuruyor şu an bana? Hiçbir fikrim yok. Ha, buldum seni. Kaçmak yok. Temiz. Ama herhangi bir yanıtı değiliz yani. Şu anda anladığım kadarıyla daha çok böyle bir dungeon gibi bir yer. Ama iyi materyal varmış açıkçası içinde. Neyse, buradan çıkabiliyorsak çıkalım artık. Evet. Şu binayı ben de ister gibi merak ettim. Bu arada hava karardı. Gece gündüz döngüsü var oyunda. Zaten yağmur yağmasından da biraz önce anlamışsınızdır diye anlıyorum. En tepeye çıkartır mı acaba bizi? Çıkartmadı. Bakta mı kaldım? Yok, çıktım tamam ama çıkartmıyor. En fazla buraya kadar çıkabiliyoruz. Gördüğünüz üzere. Yani açık dünya eventlarını gösterdim, açık dünyasını gösterdim. Gördüğünüz gibi bayağı bir keşif edebileceğiniz bir şeyler var. Arkadaşlarınızla girip böyle bu neymiş, şu neymiş diye bayağı bir keşif edebilirsiniz açıkçası. Beta olmasına rağmen sizi tatmin edecektir. Bunlar da böyle Pokemon türü şeyler, saldırmıyorlar. Tavşan gibi takılıyorlar kafalarına göre. Biz de onlara saldırmıyoruz. Tehlike arz etmedikleri için. Bir yandan da doğayı koruyoruz yani. Tipik insanoğlu işte. Şimdi artık tamamlayalım. Açık dünyadan çıkmak için de geliyorsunuz ve F'e basılı tutuyorsunuz ve ardından neler yaptığımız oyun bize ufak bir özetleyecek. Evet, bakalım neler tamamlamışız. Gerçi atlayacağım bu buraları. Fena XP almadık aslında. Önemli olan itemlar. Aa, bu arada sanırım yeni bir karakter açtım. Aa. Evet, yeni karakter açıldı. Evet, neler elde etmişiz bakalım. Şöyle bir 19 level sniper gelmiş. Güzel görünüyor. Mavi bir item. Mesela bunları artık buradan direkt çantama gitmesini istemiyorum. Sol altta bu sizin toplam kapasiteniz. Burada 46 tane bende var şu anda. Bunlarla işim yok. Bunlar beyaz itemlar. Bunları direkt kırdırıyorum. Craft malzemesi çıksın diye. Bu arada Kolossus'a çıkıyor. Ne hikmetse. Bu kalsın. Bu fena görünmüyor. Evet. Şimdi bakalım Forge'umuzdan bir şeyler geliştirebilecek miyiz? Artı yeni javelinler açıldı dedi ama nereden açacağımı konusunda bir fikrim yok. Normalde buraya girer girmez açılması gerekiyordu ama şu an ben herhangi bir şey göremiyorum. Her neyse, şu an gelen parçalara bir bakmak istiyorum. Mesela şöyle bir şey gelmiş. Demeyiş anlamında farklı bir görünüşe sahip. Takacağım bunu 19 level. Başka
Buralara bir şeyler gelmiş. Ultimate'imizle alakalı yanlış görmüyorsam. Mesela ben bunu kullanıyormuşum. Onun yerine bombalar takabiliyorum. Şunu demeyeceğimiş örneğin. Bunu takabilirim. Şu an tek 18 olan parçam benim şu. Bakalım bunun 19'unu craftlayabilecek miyim? Karakteri full potansiyelini beraber çıkartalım istiyorum. Ve evet craftlayabiliyorum. Epic şu an craftlayamıyoruz ama bunu craftlayabiliyorum ve karakterimi şu an demoda çıkabilecek en üst seviyeye çıkartıyorum. Gördüğünüz gibi bir koruyucu kalkan açmış oldum böylece. Ve bunu taktığımda da 134'e çıkıyor. Yani Gear skorum diyebiliriz yani. Ekipmanlarımın benim sağlamlığımı gösteren skor diyebiliriz. Evet, bunun daha üzerine demoda çıkamıyorsunuz arkadaşlar. Şu an karakterimiz full potansiyeline ulaşmış durumda. Yani göstermeye çalıştığım açık dünya muhabbetini size göstermeyi başardım diye tahmin ediyorum. Böyle şansımıza çok da fazla event'a denk gelmedik. Birkaç yere girdik çıktık ama açık dünyası bu şekilde. Materyal topluyorsunuz, çıkan event'lara katılıyorsunuz, XP kasmış oluyorsunuz. İsterseniz de dungeon'lara girebilirsiniz ama dungeon bir sonraki konumuz olacak. Bir sonraki bölümümüzde gireceğiz ve orada da Storm karakterine, yok edici Storm'a hep beraber bakacağız. Benden şimdilik bu kadar. Yorumlarınızı, görüşlerinizi bekliyorum. Sizce kanalda serisi olsa nasıl olur? Böyle dungeon'ları, hikayesi tutar mı? Bununla ilgili yorumlarınızı da bekliyorum. Oyunla ilgili de tabii ki yorumlarınızı, görüşlerinizi bekliyorum. Videoyu beğenip paylaşırsanız da kanalımızın büyümesine katkı sağlamış beni de sevindirmiş olursunuz. Beni ilk defa izliyorsanız da beğendiyseniz, abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.